Tekrar depoda mı çalışmak istiyorsun? Evet efendim. Seni bir türlü anlayamıyorum Kerim. Her memur terfi etmek ister, sense gerilemek istiyorsun. Halbuki ben seni yanıma yardımcı olarak almayı düşünüyordum. Sağ olun şefim. Siz beni depoya verin. Bana en büyük iyiliği yapmış olursunuz. Peki. Madem ki bu kadar ısrar ediyorsun, istediğin olsun. Çok teşekkür ederim efendim. Hoş geldin patron, ben yardımcınız Murtaza. Memnun oldum Kerim. Burası benim için yabancı sayılmaz. Yıllarca burada çalıştım. Öyleyse kitap kokusuna alışkınsınızdır. Hem de nasıl? O kokuyu hiçbir kokuyla değişmem. Durun, size bir hoş geldin kahvesi yapayım. Bak kimler geldi. Kimler? Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Merhaba bacılar. Merhaba. El öpenleriniz çok olsun. Maşallah. Ne kadar da büyümüşler. Oturun. Buyurun oturun. Hayrola? Hangi rüzgar attı sizi? Sorma bacanak. Buraya tayin ettiler. Kasımpaşa Ortaokulu'na. Adıyaman'dan İstanbul'a mı? Sorma bacanak. Perişan olduk. Burada sizden başka akrabamız da yok. Biz de kalktık, size geldik. Eşyalarınız nerede? Emanetçiye bıraktık enişte. Sizi de rahatsız ettik. Kusura bakma bacanak. Üzme canını damat. Sittin seni, ev bulamayacak değilsin ya. Öyle ama kiraların çok yüksek olduğunu söylüyorlar. Canım olmazsa burası da sizin eviniz sayılır. Kesinize göre bir yer buluncaya kadar burada kalırsınız. Eksik olma anne. En kısa zamanda tekrar Anadolu'ya tayinimi isteyeceğim. Biz İstanbul'da nasıl yaşarız? Biz yaşıyoruz ya. Sen buna yaşamak mı diyorsun kayınvalide? Misafir geldi galiba. Ben kimin geldiğini çok iyi biliyorum. Olmaz böyle şey Kerim Efendi. Nedir olmayan Hacı Bey? Şu anda hanede kaç kişi ikamet etmekte he? Sana ne? Sen muhtar mısın? Misafirse misafir. Misafir mi? Ya, demek misafir. Burası ev, otel değil. Ben evimi size kiraladım. Bütün sülalenize değil. Yarın bu misafirleriniz gidecek evimden. Yoksa pişman ederim. Kes sesini be. Elinden geleni ardına koma. Pişman edeceğim. Yarın gitmezlerse dünyayı zindan edeceğim onlara. Göreceksiniz, zindan edeceğim. Kerim abi merhaba. Merhaba. Hoş geldin Hüsnü. Depoya döndüğünden beri satış bölümüne uğramaz oldun.
Baktım ki senin geleceğin yok, ben gideyim dedim. Ya şey, burada işler o kadar fazla ki. Hem bak sana ne getirdim ya. Otursana. Nihayet Serap'la evleniyorsunuz ha. Çok sevindim. İnşallah nikahımıza gelmemezlik yapmazsın. Nikah şahidimiz olacaksın ha. İnşallah. Başka ne var ne yok? Sürenden zengin bir oğlan da çıkıyor abi. Kemik gibi bir arabayla Suhandan'ı daireye kadar getiriyor herif sabahları. Akşamları da yine o ağlıyor. Yakında nişanlanacaklarmış diye duydum. Öyle mi? Oğlan da göreceksin hani. Suratsızın teki. Suhandan onda ne buluyor anlayamıyor. Suhandan ne istediğini bilir. Hayrola, ceryanlar mı kesildi? Evet, öğleden sonra iki adam geldi. Biri su sayacını mühürledi, öbürü elektrik sayacını mühürledi. Hiya parayı ödememişmişiz. Şimdi anlarız. Dur bacanak! Bu mühürlerin hiçbir resmi özelliği yok. Su damacanalarına takılan kurşun parçası bunlar. Görmüyor musun? Dokunulmamış bile. Sadece sigorta gevşetilmiş. Hacı Bey, Allah'ın bahşettiği nefesi boşuna mı, yoksa dolusuna mı harcayalım, şimdi görürüz. Değmez bacanak, boş ver. Kavga etsek biz iki, onlar dört kişi. Bizi haklarlar. Bırak Allah'larından bulsunlar. Ben onlara yapacağımı biliyorum. Kirkor der mi efendim? Ne diyorsun sen be abi? Yani kiracıları koruma derneği demek istedim. Dernek mernek değil burası. Trikotaj atölyesi. Ama nasıl olur? Daha evvel bu numarayla dernekle konuşmuştum. Sizin gibi arayanlar çok burasını. Hayri Güngör adında biri bize ayda 50.000 lira verip bu telefonu kullanıyordu. Başına da bir kız oturtmuştu. Ama bir aydır ortalıkta gözüktükleri yok. Toz oldular gittiler. Demek dolandırıldık. Şunu bileydin. Bir taraftan dolandırıldık. Bir taraftan fiyatların yanına yaklaşılmıyor. Çocukların ayakkabıları iyice eskidi. Perihan durmadan insan içine çıkacak bir kılığının olmadığından yakınıyor. Benim de üzerime giyecek ikinci bir elbisem yok. Buyur. Bana mı söyledin? Hayır. Kendi kendime konuşuyorum. Kemerleri sıkmak zorundayız. Dış borçlarımız hayli kabarık. İyi ama neyimizden kısıntı yapabiliriz ki? Sabun harcanmasın diye hiç çıkarmayalım mı? Kimse görmüyor diye iç çamaşırı giymeyelim mi yani? İşime yürüyerek gidebilir miyim? Dünyanın yolu. Buna ayakkabı dayanmaz. Yalın ayak gidersem bu sorun da ortadan kalkar. Kabul. İşime yalın ayak ve yürüyerek gideyim. Peki Mercedeslerle gidenler ne olacak? Onlar da yokuş aşağı inerken kontak kapatır, kendi paylarına düşen tutumluluğu gösterirler. Hiç zannetmiyorum. Durmuş herif, vicdansız herif! Kim o? Kim olacak kardeşim, müteahhit! Anlaşılan iyi bir kazık yemişe benziyorsun. Hem de nasıl kardeşim, evsizlik zor şey. Hanımın üstelemesine dayanamayıp bir kooperatife yazıldık. Müteahhit gitgide artırdı istediği parayı. Biz de gitgide daha zor duruma düştük. Sonunda hanımın bilezikleri falan gitti. 5 kuruş verecek gücümüz kalmadı. Bugün yarın teslim ediyorum derken çekip gitti yurt dışına. Bize de kavaslarla temel kazıkları kaldı. Afiyetle üstüne oturursunuz. Ah, ben yandığımda kim yansın kardeşim? Nasıl bağırmazsın? Yangın var! Evet, yangın! Yanıyoruz! Yangın var diye!
Aç kapıları! Aman kırın kapıları! Durun! Yangın filan yok! Arkadaş yediği katıkların acısından yanıyor, o kadar! Durun! Ben yardıma gidiyorum, kardeşim tekrar var. Durun dedim! Allah'ım sen bu millet ağacı, yediği kazıklardan koru. Gelin, gelin! İnanın sevincimi nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum. Müjde bacanak, müjde! Hayrola? Kaynım geldi. Nereye? Mardin'in Savur ilçesine. Mardin'in Savur ilçesine mi? Evet. Allah'ın işine bak, herkesin sürgün olarak gittiği yere sen sevinerek gidiyorsun. Orası bizim için kurtuluş bacanak. Aldığım maaşla İstanbul gibi yerde nasıl yaşardık biz? Pek bacınağın Mardin'e tayinine bu kadar sevindi ha? Ne yapsın zavallı? Ben İstanbul'dayım da ne oluyor? Evim yok, param yok, huzurum yok. Hiçbirinin olacağı konusunda umudum da yok. Emekli olunca alacağım ikramiye ancak o güne kadar yaptığım borçları karşılamaya yetecek. Üzme canımı. Artık hükümet ev sorununa ince el attı. Başbakan pazar günü İstanbul'da bitmiş bir konut sitesini hizmete açacakmış. Kim söyledi? Gazete yazıyor. Ayrıca başbakan yakında herkesin bir konut sahibi olacağını söylüyor. Açılış töreni demek pazar günü. Başbakan İstanbul'da. Bu pazar başbakan İstanbul'da.